Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Koronavirüs günlerinde her gün video yayınlıyoruz ve saat 19'daki yayınlarımızda sektöre bir bakış sunuyoruz. Bugün Doktor Abdullah Nergiz ile beraber havalimanlarının durumlarını inceleyeceğiz. Bu pandemiyle birlikte havalimanları yatırımları ne olacak, nereye doğru gidecek, bazı iptaller var mı? Önce Türkiye'ye bakacağız, arkasından dünyaya. Merhaba Abdullah, hoş geldin. Merhaba Tolga. Malum havacılık tabiri caizse 2.80 nakavt olmuş durumda ve çok ciddi küçülmeler var. Hep hava yollarını anlatıyoruz ama bugün istersen biraz havalimanlarını konuşalım. Yatırımlar ne olacak, neler yapılacak? İstersen Türkiye'den başlayalım. Malum Türkiye'deki en büyük havalimanı yatırımı İstanbul Havalimanı. Ve 3. pisti Haziran ayı itibariyle hizmete girilecek. Sence bu durumumuz bakıldığı zaman İstanbul Havalimanı'nın gelecek yatırımları neler olacak? Tolga, çok güzel bir şey söyledin. Bu kriz çıktığından beri hep gündemde havayolu şirketleri var. İşte uçuşlar ne zaman başlayacak, yolcular uçağa nasıl binecekler, nasıl seyahat edecekler, devlet yardımları, kimi iflas ediyor, efendime söyleyeyim. Filolarındaki uçakları çıkartacaklar mı, çıkartmayacaklar mı, ne yapacaklar? Hep havayolu şirketleri konuşuluyor ama aslında havalimanı işletmeleri de çok önemli oyunculardan bir tanesi sektörde. Ve yatırımların çok ciddi meblağlara ulaşabildiği ve uzun vadeli olduğu bir alt sektör diyelim havacılığın içerisinde. O yüzden havacılığın bu bölümüne de ciddi manada eğilmemiz gerekiyor. Şimdi işin çok remote bir tarafı var şu içinden geçtiğimiz günlerde. Ne konuşuluyor? İşte yol sayısı düşecek, uzun bir dönem kendine gelemeyecek, havalimanları boş kalacak. Aslında 2 sene önceye gittiğimizde, 2018 yılında, o dönemde yanlış hatırlamıyorsam bir takım havayolu şirketleri özellikle bunu dile getirmişti. Tam tersi konuşuluyordu. Havayolu şirketleri büyüyor, uçak sayıları artıyor, yolcu sayıları artıyor ve deniyordu ki havalimanlarındaki kapasite sıkıntısı havacılık sektörünün önündeki en önemli engel. Yani hava limanları gerekli kapasiteyi sağlayamadığı için, orada kapasiteyi de belirteyim ben hemen. Kapasite deyince de genelde hep yolcu terminalleri geliyor aklımıza ama aslında 3 temel unsur var havalimanının kapasitesinde. Biri tamam, doğru, terminal kapasitesi. Yani yıllık ne kadar yolcu geçebiliyor bu terminallerden. İkincisi çok önemli, pist kapasitesi. Yani kaç pist var ve o pistlere ne kadar saatlik bazlı ne kadar uçak iniş kalkış yapabiliyor. Yani hava trafiği kapasitesi de diyebiliriz. Bir üçüncü kapasite tabii kargo işleme hacmi. Bu da yine havalimanından havalimanına değişiyor. Ve o zamanlar 2018'in ortasında işte kapasite sıkıntısı var, sürekli engel çıkıyor, slot sıkıntısı yaşanıyor. Önde gelen havalimanlarla mesela Londra, Heathrow birazdan bahsedeceğiz. Buna bir çözüm bulmamız lazım, hızlı bir biçimde yeni yatırımlar yapmamız lazım derken şimdi tam tersi bir duruma dönüştü. Havalimanlarının bu büyük yatırımlarının ertelenmesi, ötelenmesi veya yavaşlatılması söz konusu. Sen de bahsettin, İstanbul Havalimanı tabii bizim ülkemizden başladığımız zaman ilk o akla geliyor. 2019'un Nisan ayında tam kapasiteyle hizmet açıldı biliyorsun. Yani bir sene geçti geçmedi çok büyük bir şokla karşı karşıya kaldı İstanbul Havalimanı. Ve bilmeyenler olabilir, oradaki proje çok büyük bir alana yayılmış. 76 kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz ve kademe kademe ilerleyecek. Yani yolcu sayıları belli limitlere ulaştığı zaman bir sonraki aşamaya böyle geçe geçe gidip yaklaşık işte 150 milyon, kimi yorumlara göre 200 milyon yıllık yolcu sayısına kadar çıkılacaktı. Alandan hemen bahsedelim yeri gelmişken. Atatürk Havalimanı'nın alanı 11 kilometre kare. Yeni havalimanı 76-77 kilometre kare civarında bir alan. Yani yaklaşık 7 katı ve proje şu anki açılmış olan kısmı alanın en batısından başladı. Yani en batısına işte bir pist seti yapıldı. Onun yanına bir ikinci pist seti yapıldı. Aralarında kargo sahası var. Teknik bakım merkezleri, işte ikram şirketlerinin olduğu yerler var. Daha sonra terminal geliyor ve biraz önce senin bahsettiğin o üçüncü pist, Haziran ayında açılacağı söylenen üçüncü pist. Bu şekilde İstanbul İGA Havalimanı'nın ilk fazı tamamlanmış olacak. Ama ondan sonraki fazlar için ne gibi bir ilerleme olacak diye baktığımızda benim şahsi görüşüm uzunca bir müddet burada yeni bir yatırımın yapılmayacağını düşünüyorum, yapılamayacağını düşünüyorum. Çünkü ekonomik açıdan feasible olma şansı yok. Yine o kademelendirilmiş şeye göre hep şu söyleniyordu. Yıllık yolcu sayısı 80 milyona ulaştığında ikinci terminalin inşaatı ve ona bağlı pistlerin inşaatı başlayacak. Yıllık yolcu sayısı 110 milyona ulaştığında da uydu terminallerinin inşaatı ve son işte 5. 6. pist neyse onlar yapılacak ve bu şekilde tam kapasiteye ulaşılacak deniyordu. Ama şu anda
İlk sene zaten pek iyi geçmedi biliyorsun İstanbul Yeni Havalimanı'nda. Yani Atatürk Havalimanı'nın performansıyla hemen aynıydı. Aynı yolcu sayısında kaldı. Yanlış hatırlamıyorsam 68 milyon gibi bir toplam yolcu sayısı vardı 2019 yılı boyunca Atatürk artı İGA. İşte 68 milyon bu sene herhalde 30-40 milyon arasına inecek. Sonraki yıllarda 2021-2022 toparlanma olacak filan dersek o 80 milyonluk yolcu sayısına ulaşılması için herhalde 2025 veya sonrasını beklememiz gerekecek. Dolayısıyla uzunca bir dönem ben İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilerleme anlamında yani projenin büyütülmesi anlamında yeni bir yatırım yapılacağını düşünmüyorum. Geçtiğimiz hafta Sabiha Gökçam Havalimanı'nın terminal işletmecisi, İSG'nin CEO'su Ersal Göral bizim konuğumuz oldu. Ve konuğumuza bu yıl içerisinde temel atma çalışmasının yapılacağı yeni terminali sorduk. Çünkü Sabiha Gökçen'de bu duraksamayla birlikte özellikle ikinci pist çalışmaları da hızlandırıldı. Ana pistin tamiratı çok önemli ölçüde, normalde 6 ay sürmesi beklenen bu tamirat işlemi bu süreç içerisinde yapıldı. Ve arkasından işletmeci bir uydu terminal açacaktı ama Ersel Bey bu terminal işinin en az 1 yıl ötelendiğini söyledi. Şimdi Sabiha Gökçen'e baktığımız zaman İstanbul Havalimanı'na karşılaştırdığımızda terminal kapasitesinin sınırlarına yavaş yavaş geliyor. Onlar da bir yıllık gecikme görüyorlar. Evet, aslında en başta söylediğimiz şeyin çok güzel bir örneği var Sabiha Gökçen'de. Hem pist kapasitesi noktasında sıkıntı vardı orada hem de terminal kapasitesi ve her ikisiyle ilgili bir takım yatırımlar yapılıyordu. Pist daha önce de konuştuk. Adeta yılan hikayesine döndü, bir türlü bitirilemiyordu ama herhalde bu sene bu boşluktan da faydalanarak 2020 içerisinde o ikinci pist açılacak. Ve en temelde 40 hareket yapılıyorsa yani saatlik 40 iniş kalkış yapılıyorsa bir pistte bir anda siz onu 80'e yani 2'ye katlamış olacaksınız ki muazzam bir kapasite gelmiş olacak Sabiha Gökçen Havalimanı'na. Hem de daha önce bu sene başında yaşadık bir tabii ki öyle bir şey olmasını istemeyiz ama bir pistten çıkma durumu başka Allah korusun bir kaza durumu olduğu zaman bir pist kapalı olmasına rağmen diğer pistten operasyon devam edebilecek. Bu açıdan ciddi bir avantaj. Ama terminal tarafı yine yolcu sayısıyla ilişkili tabii. Çok doğal bir sene geciktirilmesi. Belki daha da geciktirecektir. Çünkü benim ilk senin herhalde istediği çıkmıştı. Bu Türk Havalarının yaz tarife planlarıyla ilgili bir takım öngörüler vardı. Benim anladığım orada çok net bilgi yok ama Türk Havaları belli bir süre Sabiha Gökçen'de sefer yapmayacak. Ben öyle algılıyorum. Çünkü zaten uçuş sayısı çok az olacağı için İstanbul Yeni Havalimanı'na odaklı bir operasyon görünüyor THY tarafında. Sabiha Gökçen'de ya uçuşlar hemen başlamayacak, başlasa bile gerçekten çok az seviyede olacak. Dolayısıyla hem yolcu trafiği hem de uçuş trafiği anlamında Sabiha Gökçen bayağı tenha bir döneme adım atacak gibi görünüyor önümüzdeki aylarda. Dolayısıyla orada da ben bir seneyi bile geçebileceğini tahmin ediyorum terminal tarafındaki yatırımı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'i konuştuk ve tabii ki Türkiye'deki bir başka proje, biraz da uzayan bir proje, Çukurova Havalimanı projesi. Yap İşlet Devlet'le çıktı. Daha sonra müteahhitin ekonomik problemler yaşaması nedeniyle devlet üstlendi bunu ve tekrar ihaleye çıktı. Hatta geçtiğimiz günlerde de yapılan ihale iptal edildi. Çukurova için biraz daha herhalde bekleyecek miyiz? Nasıl görüyorsun bunu? Çukurova için kaçınılmaz bir biçimde beklenecek. Şu şartlarda oraya öyle bir yatırım yapılacağını ben zannetmiyorum. Senin de zaten bahsettiğin gibi defalarca aslında ertelendi, yeniden çıkıldı, bir daha durduruldu, o oldu, bu oldu ve Adana-Mersin bölgesine genel olarak hitap edecek bir havalimanı o. O tarz bir odaklandığı nokta o taraflar. Şu anki durumda ben herhalde orada da bir gecikme olacağını tahmin ediyorum. Bu noktada şeyden bahsedebiliriz belki. Rize'deki havalimanı, hemen yine sahile yapılan, deniz doldurularak yapılan havalimanı. Orada bayağı bir ilerleme kaydedilmişti dolgu anlamında. Orası yavaşlatılır mı bilmiyorum. Belki orada zaten belli bir aşamaya gelindiği için pek frene basmadan proje devam da edecek olabilir. Ama birkaç tane daha ufak havalimanı vardı Türkiye içerisinde değişik yerlerde biliyorsun yapılması planlanan. Onlarda da yine benzer şekilde yavaşlamalar doğal olarak göreceğiz. Çünkü yine o THY'nin planından baktığımız kadarıyla iç hatlarda seferler başlasa bile %60 seviyesinden söz ediliyordu. Yani normal şartlara göre %60 kapasiteyle uçulacağından bahsediliyordu. O yüzden birazcık o yeni havalimanı projelerinde de frene basılacaktır diye tahmin ediyorum ben Tolga. Sadece Türkiye değil, dünyanın her yerinde herkes, hava yolları, devletler, yatırımlar, sefer sayıları ciddi bir frene basılacak. Herhalde önümüzdeki günlerde açıklanacak yeni kurallarla birlikte uçmak eskisi kadar hem kolay değil hem de ciddi bir maliyetlere gelecek gibi duruyor. Bakalım neler olacak, yaşayarak bunu göreceğiz.
Peki dünyaya bakarsak, dünyadaki havalimanı yatırımları ne durumda? Özellikle Avrupa'daki meydanların pist yatırımları var. Bunlar da çok ciddi, işte mahkeme kararları veya halkın tepkisi, çevrecilerin tepkisi gibi konular var. Biraz da bunları özetler misin? Önce şunu söyleyelim. Dünya genelinde onlarca genişleme projesi mevcut şu anda. Yeni havalimanı derseniz çok az sayısı. İşte Jakarta'da söz konusuydu, Vietnam'da bir tane söz konusuydu ama büyük yeni havalimanı inşası çok az. Özellikle son yıllarda neresi diyelim? İşte Türkiye'de İstanbul Yeni Havalimanı bitirildi. Pekin'de Daşin Havalimanı bitirildi. 2019'da açıldı her ikisi de ve bunlar benim tahminimce o büyüklükteki havalimanları segmentinde son büyük havalimanları, yani inşa edilen, sıfırdan inşa edilen son havalimanları, ama onun dışında çok sayıda genişleme projesi bulunuyordu. Bir kısmı başlanmış, devam ediyor. Bir kısmı sadece proje aşamasında. Bunlardan en meşhuru malum Londra Heathrow. Slot sıkıntısının en üst seviyede olduğu, hem tüm havayolu şirketlerinin uçmak istediği hem de uçamadıkları, kolay kolay slot bulamadıkları bir havalimanıydı ve yaklaşık 30 senelik bir geçmişi var. Yani şaka gibi geliyor belki ama 1990 yılında başlatılan bir süreçten bahsediyoruz. Defalarca az önce senin de belirttiğin gibi kararlar değişti, mahkeme kararları geldi gitti, bakanlar kurulu, hükümetler değişti. O oldu bu oldu derken en son izin alınmıştı ve proje başlayacaktı. Üçüncü bir pist inşaatı Heathrow'a ve yeni bir terminal binası. Fakat bu sene başına daha koronavirüs salgını çıkmadan önce bir mahkeme kararı çıktı yine ve projenin İngiltere'nin çevre politikalarıyla uyumlu olmadığı kararı alındı ve proje durduruldu. Buna karşılık işte Heathrow itiraz edeceğini söyledi, Heathrow Havalimanı işletmesi. Ama zaten maliyeti çok büyük bir projeydi ve 2025-2026 yıllarında tamamlanması öngörülüyordu. Şu anda bu proje tamamen askıya alınmadı belki resmi olarak ama havada kalmış durumda. Hatta IAG CEO'su, IAG'in de ne olduğunu söyleyelim, bu British Airways, Iberia, işte Aer Lingus gibi çok sayıda önemli şirketin çatı şirketi. IAG'nin CEO'su, kendisi eskiden British Airways CEO'suydu, Willy Walsh'un bir açıklaması var bundan birkaç gün önce. Willy Walsh diyor ki bu proje artık yapılamaz. Yani düşünün, orayı hub olarak kullanan en büyük havayolu şirketinin başındaki kişi söylüyor bunu. Hem maliyet açısından hem de bu şu anki ihtiyaçlar açısından bunun yapılamayacağını söylüyor. Buna karşı Heathrow CEO'su diyor ki ya bir süre gecikme olur. Evet, proje uzar ama neticede buna ihtiyaç var. Bugün olmazsa yarın olmazsa öbürsü gün mutlaka yapılması gerekir diyor. Tabii o da kendi açısından değerlendiriyor. Ama şu an Heathrow projesinin eğer devam etse bile 2030 ve sonrası, düşünebiliyor musun Tolga? Yani 10 sene ve sonrasından bahsediyor. Yeni bir pist ve terminal binası için. Aynı şehirde yine Londra'da bir de Gatwick Havalimanı var malum. Ki Gatwick şeyle yarışıyordu. Heathrow'la bir yarış içerisindeydi bu genişleme projesi anlamında. Heathrow kazanmıştı o yarışı. Gatwick de ondan sonra kendi kapasitesini arttırmak için farklı bir yönteme başvurmaya karar vermişti. Gatwick diyor ki bizim bir kullanmadığımız bir, daha doğrusu taksi yolu olarak kullandığımız böyle pist var. Aktif olarak kullanmıyoruz. Bunu aktif bir pist olarak hizmete açacağız dedi. Geçen sene söyledi ve 2020 idi bunun hedef tarihi. Tabii şu oldu geçtiğimiz günlerde. Gatwick'i kullanan en büyük firmalar British Airways, Virgin Atlantic ve Norwegian arka arkaya açıklamalarda bulundular ve dediler ki biz önümüzdeki dönemde Gatwick'ten uçmayacağız. Şimdi oradan o kadar büyük bir şey çıkıyor ki, havayolu şirketi çıkıyor ki, yani Gatwick'in yeni bir pistte aslında şu anda ihtiyacı kalmadı. En azından yakın vadede. Ama yine Gatwick işletmesinin yöneticilerinden gelen açıklamaya göre bu proje devam edecek. Yani o taksi yolu olarak kullanan pistin aktif olarak hizmete alınması işi devam edecek ve önümüzdeki aylarda devreye sokulacak. Ama orada yine ben soru işaretiyle bakıyorum. Yani o kadar kolay olmayabilir. Şu anda çünkü öyle bir ihtiyaç gerçekten görünmüyor Gatwick'te. Uzak Doğu'da çok önemli projeler vardı, yine genişleme projeleri. Bunlardan bir tanesi Hong Kong, bahsetmemiz gerekiyor. 2016'da başladı, 2024'te bitirilmesi hedefleniyordu. Hong Kong malum deniz üstünde yapılmış bir havalimanı. Deniz üstünde iki pisti var, terminal binaları var. Üçüncü bir pist ve yeni bir terminal binası yine deniz doldurularak yapılıyordu Tolga. Ama geçen sene Hong Kong kasıp kavuran halk gösterileri oldu. Yolcu sayısı, kargo miktarı muazzam düştü. Bir de onun üstüne şimdi koronavirüs geldi ve şu anda Hong Kong'daki projenin yavaşlatılması yine gündemde. Hong Kong'un şu özelliği de var, yani yolcu sayısı olarak 7. 8. falandı normal dönemde dünyada ama kargo açısından dünyanın bir numarasıydı.
Bunu da belirtelim. Yani böyle bir havalimanı gerçekten büyüme ihtiyacı vardı ama şu an öyle bir ihtiyaç ortada gözükmüyor. Yine aynı bölgede Singapur Changi, yine o da uzun zaman önce başlatılmıştı. Üçüncü pist yine orada ve Terminal 5, beşinci terminal ekleniyordu. Aslında pist bayağı bir yapılmış durumda. Çünkü orada da yine deniz doldurularak yapıldığı için böyle 20 seneye yakın falan bir geçmişi var. Doldurulmuş, beklenmiş orası iyice otursun diye. Proje devam ediyordu ama onunla ilgili de yine geçtiğimiz Mart ayında yanlış hatırlamıyorsam açıklama yapıldı ve projenin yavaşlatılacağı söylendi. O da yavaşlatılıyor. Yine aynı bölgede Narita var, Haneda var, işte Jakarta var, Kuala Lumpur var. Bunların hepsindeki projeler yavaşlatılıyor. Bangkok Havalimanı yine aynı şekilde. Önümüzdeki günlerde bunların biraz daha ötelendiğini göreceğiz. Yine sıfırdan yapılacak olan birkaç büyük havalimanı fikri vardı diyelim. Bir tanesi Polonya'da çıkmıştı. Hatırlarsın bayağı da haber oldu. Evet, dünyanın en büyük havalimanı yapacağız falan diye. Herhalde o tamamen rafa kaldırılmıştır diye tahmin ediyorum. Yine Addis Ababa'da, Afrika'da özellikle bu Çinlilerin desteğiyle orada yapılan bir takım yatırımlar var. Buna da dikkat etmek lazım. Özellikle Çinli yatırımcıların veya Çin devletinin bir yatırımcı olarak Afrika'daki projeleri veya Orta Doğu'daki projeleri. Addis Ababa'da yeni sıfırdan bir büyük havalimanı yapılması projesi vardı. Önümüzdeki 1-2 sene içerisinde başlanması hedefleniyordu ama o da yine aynı çerçevede kalacak gibi gözüküyor. Bir de okyanusun diğer tarafından bahsedelim. Amerika Birleşik Devletleri. Orada altyapı çok eski malum. Havalimanlarından çok şikayet vardı. O yüzden son yıllarda başlatılan JFK'de, New York'ta JFK'de ve LaGuardia'da önemli projeler vardı. Bir kısmı bitti, bir kısmı devam ediyordu. Onlar tamamlanır diye tahmin ediyorum ben. Yani onlar da şey yapılmaz. Çünkü zaten mevcut o kadar kötüydü ki öyle bir ihtiyaç dündü o ihtiyaç hatta. Dün vardı, bugün de var. O yüzden onun tamamlanacağını tahmin ediyorum. Chicago projesi vardı. Chicago Havalimanı çok iddialı. Geçen sene onun ihalesi yapıldı tasarım anlamında. Orada tahminim yine gecikme olur Tolga. Çünkü hiç başlanmadı orası. Daha tamamen tasarım aşamasında. O biraz daha bekler gibi gözüküyor. Neticede yani diğer taraflara çok fazla hani girmek istemiyorum. Çok detay var dediğim gibi 30'dan fazla böyle önemli proje var dünyanın dört bir tarafında devam eden. Ama hepsinde bir yavaşlama görmemiz kaçınılmaz olacaktır diye tahmin ediyorum ben. Önümüzdeki dönemde ki en başta belki söylemeyi unuttum. ACI'nin bir öngörüsü var. Biliyorsun işte havayolu şirketlerinin 300 milyar dolar ciro kaybına uğrayacağını tahmin ediyor IATA bu sene için. ACI'da havalimanı tarafındaki birlik diyelim biz. Havalimanı işletmecilerin üye olduğu birlik. Onun havalimanı işletmecileriyle ilgili verdiği bilgi ise 100 milyar dolar civarında. Yani tamam havayolu şirketlerinin ciro kaybı 300 milyar dolar olacak ama bu tarafta havalimanı işletmelerinin de çok muazzam bir ciro kaybı söz konusu. 100 milyar dolar şu anki hesaplama bu arada. Önümüzdeki aylarda bu değişebilir. O yüzden ben bu kadarlık bir yani üst seviyede bir kayıp beklenirken kolay kolay yolcunun olmadığı bir ortamda havalimanlarının yeni yatırımlara yöneleceğini zannetmiyorum. Ki sen de bahsettin az önce, yani yolculuk yapmak çok zorlaşacak gibi gözüküyor. Çok enteresan kararlar var. En son ben hatta Havayolu 101'de de yazdım. Tel Aviv Havalimanı'nda. Yani siz Tel Aviv'den seyahat edecek bir yolcusunuz. Önce ilgili bir kuruma haber vermeniz gerekiyor. Ben şu tarihte seyahat edeceğim diye. Sonra gideceksiniz bir yerde test yapacaksınız. Negatif çıkmanız gerekiyor doğal olarak. Ondan sonra sizin seyahatinize izin veriliyor. Döndüğünüz zaman yine teste tabi tutulacaksınız ki herhangi bir hastalığınız var mı diye. Ondan sonra ülkeye girebileceksiniz. Yani kolay kolay herhalde çok mecbur olmayanlar dışında kimse uçağa binmeyecek gibi gözüküyor. Bu tarz havalimanlarında. Çünkü havalimanından havalimanında uygulama değişiyor. Yine Hong Kong'tan bir sahne yansıdı. Yani havalimanına varan yolcuları oturtmuşlar böyle masalara. Birbirinden uzak masalara tabii. Ve orada test yapılıyor. Yani işte örnek alınıyor, test yapılıyor. Ona göre ülkeye giriyorlar veya girmiyorlar. Yani böyle bir ortamda yolcu sayısı gerçekten çok düşük kalabilir. Ve onun sonucunda da havalimanı yatırımları doğal olarak bayağı bir ötelenebilir gibi gözüküyor Tolga. Tabii ki havalimanları da bu ötelemeleri yaparken sonuçta düşen yolcu sayısı maliyetlerin havayollarına yansıtması ve tabii ki bilet fiyatları ne olacak bunları da yakın zamanda herhalde görmeye başlayacağız. Doktor Abdullah Nergiz'le beraber sivil havacılık sektörüne bir baktık. Havalimanlarında neler oluyor? Yeni yatırımlar neler? Yatırımların durumları ne olacak? Bunlara beraber baktık. Gelecek hafta yeni bir sivil havacılık konusunda yine Abdullah'la beraber ele alacağız. Bize lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın.
Aynı zamanda sorularınızı info@tolgozbek.com mail adresinize de yollayabilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com'da. Ayrıca analizlere bakmak isterseniz sektör olarak havayolu101.com sitesini Abdullah Nergiz yapıyor. Görmenizi, bakmanızı tavsiye ederiz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.